Tabii. Mag, kijk voor de. Hallo. Hayır abi, benim telefon açık yani. Demek ki yanlış numara arıyor yani. Van Denk, ja. Ik wist nog niet of het officieel was, maar nog niet. Gaat uw gang, u wilde het woord opnemen. Ik zal namens de petitie aanbieders voorlezen. Het is makkelijker dan gewoon praten, denk ik, ook duidelijker. Geachte leden van de Tweede Kamercommissie. Met de mensenrechten als basis zijn we begonnen met de juridische strijd om het in 2004 afgeschafte onderwijs van de moedertaal onderwijs van de moedertaal op de basisschool mogelijk maken en faciliteren. Het gaat hier om een fundamenteel kinderrecht. We zijn van mening dat dit kan worden voorkomen. Taal is de middel basisonderwijs. Wij geloven dat deze investering niet alleen en voornamelijk in het belang van onze kinderen is, maar dat hiermee tevens wordt voldaan aan de overheidsplicht om het onderwijs kwalitatief zo goed en breed mogelijk aan te bieden aan minderjarigen. Tot slot onderstrepen we ons verzoek met de woorden van Nelson Mandela. Indien u praat met de man in de taal die hij verstaat, dan bereikt u zijn hoofd. Maar indien u praat met hem in zijn moedertaal, dan bereikt u zijn hart. Dank u wel. Dank u wel. Wat hebben we niet te tekst? Dank u wel. En wij hopen, als de commissie van jullie, van ons verzoek,
Die vorm van buiten. Nou, u hebt gehoord dat bijna alle fracties hier zijn. Dus nog eventjes kort met de commissieleden in gesprek. En ik dank u namens de commissie voor al die inspanningen. Ja. Ik moet zeggen, het komt niet van voor dat we hier 52.000 handtekeningen krijgen. Dat is echt heel erg veel. Dus dank daarvoor. Daarmee onderstreept u het belang van uw zaak. Oké. Dat moet wel genoeg zijn. Ja. Efendim bugün mecliste 52.000 imzayı eğitim komisyonuna teslim ettiniz. Bir açıklama yaptınız. Seyircilerimize detaylı bilgi verir misiniz? Bildiğiniz gibi 2 yıldan uzun bir süredir bu çalışmayı yürütüyoruz. Belki yıl topladığımız imzaları bir süre beklettik. Çünkü mahkeme sürecini de bekliyorduk. O da bugün büyük bir ihtimalle yayınlanacak. Olmazsa yarın. Amacımız gelecek nesillere kültürlerini daha iyi tanımaları, onu hazmedip uygulamaları için bir araç olan dili iyi öğretebilmek. Öyle sağda solda yarım yamalak bilgilerle ya da eksik ya da renkli bilgilerle değil, doğrudan doğruya bilimsel, metodik olarak, pedagojik anlamda çocuklarımıza yarar dokunacak dili öğretebilmek. Bundan amacımız da çocuklarımızın her iki ayağıyla sağlam ayaklarını yere basabilmeleri. Her iki derken de iki kültürü birden kastediyoruz. Bugün maalesef 2004'te kaldırılan bu olanak çocuklarımız için bir tanesi yok. Tamam, Hollanda eğitimini alıyorlar. Biz de istiyoruz bunu. Hiçbir zaman ona çengel takmak da istemiyoruz. Bilakis Türkçeyi de öğrenirlerse kendi ana kültürlerini de daha iyi bileceklerinden toplum içinde daha yararlı olacaklarına inanıyoruz. Birçok araştırma ve bilimsel araştırma ve deneyimler bunu kanıtlıyor zaten. Bizim bugün buradaki amacımız hukuksal uğraşı yanında politikanın da bunu üstlenmesi, gündemde tutması ve önemini kavraması. Bugün biliyorsunuz çocuklarımız bir sürü etkinlik altında oluyorlar. Hiçbirimizin, çoğumuzun istemediği özellikle ailelerin yalnız evde onları korumaları, onları eğitmeleri ve topluma hazırlamaları çok zor. Okul da bizim bildiğimiz kadarıyla en önemli eğitim aracı olarak en önemli yerlerden biri. Bu nedenle de umuyoruz ki komisyon bizim isteğimizi gündeme getirir, etraflıca tartışır ve isterlerse dedik zaten biz de hazırız eğer uygulamada biliyoruz ki bazı zorluklar olabilir. Yalnız para söz konusu olmasın da işin bilimsel yanından olur ya da olmazlığına bakalım. Biz de elimizden gelen yardımı veririz ailelere bu olanağı ulaştırabilmek için. Mustafa Bey, siz ne söylemek istersiniz? Yani benim söyleyeceğim, ekleyeceğim, biz işimizi yaptık ve şimdi iş meclise kaldı. Onu zaten söyledik ve umarım mecliste bu konuyu tekrar gündeme alırlar ve tartışırlar. Umarım çocuklarımızın geleceği için doğru bir karar verirler. Yani onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok. Biz gerekeni yaptık, işimizi yaptık ve meclise geldik. Sonuçta demokratik bir ülkede bu hakkımızın bize iade edilmesini istedik. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey yok yani. Özellikle 52 bin imza, büyük bir çoğunluk. İlk defa böyle bir çoğunlukta bir imza veriliyor. Biraz açar mısınız? Doğru. Yani bu konuda bütün herkes elinden geleni yaptı. Bir aylık bir süre içinde biz bu 52 bin imzayı topladık. Ve çok ciddi bir şey. Bütün bu konuda çaba harcayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sadece bizim bir şeyimiz değil. Toplumun bir çabası. Ve toplum çocuklarının sorunlarına sahip çıktı ve onların dillerinin öğretilmesi için çaba harcadı. Ve bize düşen de biz de buna aracılık yaptık. Ve büyük bir olay, yani ilk olarak Türkiyelilerin 52 bin imzayı bir arada toplayıp böyle bir şeye sahip çıkması onur verici bir olaydır. Ve herkese, ben burada emeği geçen herkese burada sizin aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür
Sağ ol. Kızım Bey, siz de davayı yakından takip eden, evet, duruşmalarda birlikte olmuştuk. Bu 52 bin imzanın toplanması öncesinde mahkemedeki duruşmayı takip ettik. Bugün de meclistesiniz. Ana dilde eğitim hakkının tekrar yasal statüye kavuşması için neler söylemek istiyorsunuz? Yani şimdi önemli olan bugün işte kararın alınmış olması önemliydi. Komisyonun da bugün tesadüfen bugün bizi burada kabul etmesi, imzaları bugün kabul etmesi çok anlamlı bir şeydir. Çünkü biz devam, benim de devamlı söylediğim, hani bu imza kampanya bizim hukuki savaşta aynı değildir. Yani iki ayrı yolludur. O nedenle şu an ikisini birden yürüttüğümüzü, ikisi birbirinden bağımsız olarak, çünkü bugünkü çıkan kararı ne onlar biliyor ne biz biliyoruz. İnşallah yarın belli olacaktır. Diğer taraftan da işte hani bu kadar kişinin, hani 52 bin kişi, ailenin hani bu kampanyayı desteklemesi tabii bu konuyu ciddi olduğunu gösteriyor. İşte komisyon başkanı da zaten bunu vurguladı. Hani bu kadar eğer imza toplayabildiyseniz bu olayın hani Türk toplumu tarafından ciddiye aldığını gösteriyordu. Onun için biz bu konuyu ciddi değerlendireceğiz diye söylediler. Umut ediyorum onu yaparlar. Tabii bu hani diğer hukuki savaştan hariç olaraktan görülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle Lahey'deki mahkemede bir şey verdiniz, sunum yaptınız. Seyircilerimize hatırlatma bağlamında biraz bilgi verirseniz. Ya kısacası bizim en büyük savunmamız bizim çocuk hakkı diyoruz. Biz diyoruz ki bir çocuğun kendi kültürünü, kendi geçmişini öğrenme hakkı var. Bunu çeşitli uluslararası anlaşmalarda imzalanmış ve Hollanda'da bu hukukun bir tanesi. Ülkenin bir tanesidir. Ama Hollanda'nın dediği bu anlaşma çok geneldir ve direkt geçerliliği yoktur deniyor. Biz bu yetmiyor, daha fazla Avrupa anlaşmaları koyduk. Özellikle göçmen ailelerin hani ülkeden buraya geldiklerinde Avrupa'da bunların da eğitim hakkının olduğunu çeşitli Avrupa ülkeleri imzalamıştır. Biz de ona da atıf yaptık. Bir de son olaraktan da Ankara Anlaşması'ndan da bazı maddelere atıf yaptık. Birinci mahkeme 13 Kasım 2013 tarihinde bizim sebeplerimizi, taleplerimizi ve uzmanların da bizim hani bu çocuklar için önemli olduğunu kanıtladığımızı, ancak bunun eğitimi verip vermemenin devletin bir kararı olduğunu ve hukuki olaraktan hakimin bu konuda bir şey yapamayacağını karar vermişti. Biz bu kanaatte olmadığımız için yüksek mahkemeye gittik ve bugün de Gerechtshof Den Haag, hani temiz mahkemesi karar verdi ve yarın belli olacak bu kararda ne çıkacağı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür. Ve siz de mecliste bulundunuz IOT adına. Efendim neler söylemek istersiniz? Bu 52 imzanın meclis eğitim komisyonuna teslim ettiniz. Altında kimlerin imzası vardı? Detaylı bilgi verir misiniz? Efendim öncelikle bugün Hollanda'daki Türk göç tarihinin önemli dönüm noktalarından birisini yaşıyoruz ve bugün Hollanda'da Den Haag'da ikinci mecliste Türk Federasyon ve kuruluşlarının hep birlikte Hollanda'da Türkler için danışma kurulu, IOT'ye bağlı olan tüm federasyonlar ve diğer federasyonların katılımıyla toplanan 52 bin imza Hollanda Millet Meclisi daimi eğitim komisyonu üyelerini bugün sunuldu. Bu şekilde Hollanda'daki Türkler olarak ilk defa bize ait bir talep konusunda geliştirdiğimiz bir inisiyatif sonucunda bizim istediğimiz bir konuyu Hollanda Parlamentosu'nun gündemine getirmiş olduk. Umarız bundan sonra Meclis Daimi Eğitim Komisyonu konuyu olumlu bir şekilde değerlendirir ve aynı zamanda buna paralel olarak yürüyen hukuki mücadelede de olumlu sonuçlar alır. Çünkü biliyorsunuz ana dili eğitim hakkı gerek Hollanda, gerekse Avrupa, gerekse de Uluslararası Birleşmiş Milletler anlaşmalarıyla teyit edilmiş bir haktır. Azınlıkların ana dili eğitim hakkı. Bu anlamda da biz Hollanda'nın bu hakka saygı göstermesini istiyoruz. Ve bu taleple Hollanda'daki bütün Türk kuruluşları bir araya geldiler ve bu talep etrafında geçtiğimiz dönemde yoğun bir çalışma yürüterek 52 bin imzayı bugün Hollanda Parlamentosu'na sundular. Bu birçok açıdan çok önemli ama yeniden Hollanda'da uyuma engel olarak gösterilen ana dili eğitim hakkının tekrardan gündeme getirilmesi anlamında önemli bir adımdır. Çünkü yapılan bütün bilimsel araştırmalar göstermiştir ki ana dilinde eğitim, ana dil eğitimi çocuğun gelişiminde, kimliğinin oluşumunda, öğrenme yetisinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ana dilini iyi bilen çocuklar aynı zamanda ikinci ve diğer dilleri de çok daha rahat öğrenmektedirler ve kendilerini de çok daha iyi
iyi ifade edebilmektedirler. Bu anlamda ana dilinin öneminin tekrardan Hollanda'nın gündemine getirilmiş olmasını çok olumlu değerlendiriyoruz ve biz de Hollanda Türkiye için danışma kurulu olarak bu girişime destek verdik, imza toplanmasına katkı sağladık. Bize ve tüm federasyonlarda imza toplama kampanyalarına katıldılar ve sonuçta hep birlikte tüm kuruluşlar olarak uzmanlar, avukatlar, dernekler hep birlikte 52 bin imzayı Hollanda Parlamentosu'nun gündemine getirmiş olduk. Bu da Hollanda Türk Sivil Toplum Kurumları'nın mücadelesini çok önemli bir dönemeci ifade etmesi açısından da bize ait olan, bizim gündeme getirdiğimiz, bizim talebimiz olan bir konuda bir girişimdi. Ümit ederim bundan sonra hem siyasal alanda hem de hukuki alanda, bu alanda başarılı bir çalışma yürütürüz, olumlu sonuçlar alırız ve bir şekilde ana dil eğitimi tekrardan Türk toplumun gündemine getirmiş oluruz ve ana dil eğitiminin ilkokullarda verilmesini sağlamış oluruz. Biz de izlemeye devam edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Verimli çalışmalarınızı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, siz de Hollanda Türk İş Adamları Derneği HOTİAD adına burada 52 bin imzanın Meclis Eğitim Komisyonu'na verilmesine bulundunuz. Efendim, neler söylemek istersiniz? Bu haklı bir davanın savunması, bir kampanya, bir sivil toplum kuruluşumuzun öncülüğünde diğerlerine tümünün katkısıyla yapılan bir kampanya. Hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı vardı. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalıştık. Bugün buradayız. Teklifimiz sunuldu. Mahkeme kararını bekliyoruz. Ümidimiz inşallah bu konu açılacak şeklindedir. Çünkü az önce bahsolunduğu gibi ana dil olmazsa olmazdır. Kişiliğin gelişmesinden kişinin kendi öz kimliğine bürünmesine kadar önemli bir vasıtadır. Bunu tekrar elde etmek istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın ehil ellerde bu dili öğrenmesi istiyoruz. Şu veya bu şekilde yarım yamalak olsun istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun.